Hadi kötü bak, bir kötü bak. Şimdi de onu öğrendin Duru. Gerçekten çok seviyorlar. İnşallah da yürür. Kötü bakıyormuş anneye. Günaydın bu arada hepinize. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Duru kötü bakmayı öğrenmiş. Annem. Hadi bir kötü bak onlara. Bir kötü bak onlara. Bir kötü bak onlara. Öpücük de yolla. Ama peşine de öpücük yolla. Affetsinler seni. Düşeceksin bak, düşeceksin yine. Bu masanın üstüne çıkmaktan ne anlıyorsun? Bir öpücük gönder onlara. Ece Erken'e aba diyor deminden beri. Evet. Aba aba Ece abla. Saat 12'ye geldi. Hazırlandım, çıktım şimdi evden. Bugün bizim kahvaltı günümüz vardı arkadaşlarla. Kahvaltı kısmına yetişemedim çünkü kayınvalidem yoktu. Yeni geldi eve. Şimdi kahve kısmına yetişeceğim. Kahve içiyorlar kahvaltıdan sonra. Çarşıda buluşmuşlar bir yerde. Ben de dedim kahveye yetişirim. Hem gün parasını veririm. O yüzden şimdi çarşıya iniyorum. Şöyle bir saat kahve içip parayı verip geleceğim. Kahvaltıya yetişemedim. Evde yaptım kahvaltımı. Kayınvalidem sağlık ocağına gitti çünkü sabahtan daha yeni geldi. 10 gibi gitmişti işte. Anca geldi. İlaç yazdırmış. Ondan sonra dedim siz gidin. Artık bu ay nasip olmadı ama kahveye yetişeceğim dedim. Duru peşimden çok ağladı. Halen daha ağlıyor. İçeriden sesi geliyor. Artık bensiz durmuyor yani. Mümkün değil, durmuyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bana çok alıştı. Hiçbir yere bırakıp gidemez hale geldim. Havada soğuk, onunla gitmek istemedim. Hem ona eziyet hem bana eziyet. Soğuk zaten, durmuyor bir yerde. O yüzden bir saatliğine kaçıyorum bakalım. Şimdi merkezdeki bir mağazaya uğradım. Kayınvalidem kalın tayt istedi pantolonların altına giymek için, kışın üşüyorum diye. Ona buradan kalın tayt bakacağım, bir tane siyah uzun. Onu alacağım. Ondan sonra arkadaşların olduğu yere gideceğim. Taytı aldım. 39.90'dı. Kalın bir tayt. Olmazsa zaten bedeni değiştirecek. Bakalım, pantolonların içine giymek istiyor. Kışın üşüyor çünkü. O kalın taytlar iyi oluyor. Ben de şimdi rahatça arkadaşlarımın yanına gidebilirim. Kahvaltıyı kaçırdık ama kahvemi içerim. Arkadaşlar yapmışlar. Ergül'cüm de çok şıksınız bugün hepiniz. Ben gireyim. Çok güzel. Aslında çok az değil mi yani? Ben arkadaşlardan ayrıldım, artık eve gidiyorum. Duru Hanım acıkmıştır. Zaten bir saat oldu ineli. Şimdi olmuştur andayım. Falan oldu. Duru'nun çok uykusu gelmişti. Hemen onun karnını doyurdum, uyuttum. Bir yarım saat 40 dakikadır uyuyor. Azra da şimdi okuldan geldi. Salçalı makarna yapacağım, ona soslu makarna. Makarna koydum ocağa. Kayınvalidem de üst kata çıktı, komşuya oturma varmış orada. Onu da çağırdılar. O da üst kata çıktı. Günün dediğim gibi kahvaltı kısmına yetişemedim. Kahvemi içtim, geldim. Gün parasını topladık. Sonra arkadaşlardan ayrıldım, eve geldim. Çarşıda hiçbir yere uğramadım. Hani çok oyalanmadım yani. Öyle, dünkü videonun altına yazdığınız yorumlar için teşekkür etmek istiyorum. Hazır vaktim varken. Dua edenler, işte hayırlı olsun, inşallah istediğin gibi olur, her şey gönlünce olsun diye dualarına katanlardan Allah hepinizden razı olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Yorumlarınız çok güzeldi. Çok da yorum geldi. Bu kadar hani yorum geleceğini beklemiyordum. Herkes benimle birlikte, benle beraber ayrı eve çıkmamı istiyormuş yani. Benim adıma çok sevindiniz. Vallahi eksik olmayın. İnşallah dediğim gibi bir aksilik çıkmaz. Hani bir sağlık problemi olmaz. Başka bir şey olmaz. Allah güç kuvvet verdiği sürece elimizden geldikçe bir şeyler yapacağız. İnşallah zamanı gelince de, zaten yaz sonu, kış başı gibi. 9. ay olur, 10. ay olur, zamanını hiç bilemiyorum ama
2019'da olacak inşallah. Tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Yani herkesin Allah gönlüne göre versin, ne diyeyim, eksik olmayın. Öyle lahana yemeği koydum düdüklüye. Lahana pişiyor. Makarnayı da çocuklara yapacağım. İlave bir şey yapmayız herhalde, yeter onlar. Lahana zaten başlı başına insanı doyuruyor. Çok güzel oluyor. Kayınvaliden mısır ekmeği de yapar şimdi onun yanına. Oturmadan geldikten sonra. Öyle bakalım. Duru biraz uyusun. Ben de birazcık soluklanayım. Adroş'un öğlen menüsü hazır. Valla yediklerime dikkat ediyorum bu ara, o yüzden makarna yemeyeceğim. Ben öğlen yemeğimi yedim çünkü. Bol salata yedim, bir de çorbamı içtim. Azroş'a afiyet olsun. Kahvesi yapayım dedim. Çarşıdaki kesmedi tabii ki beni. Kahvemi yaptım. Camın önüne oturdum. Birazdan Rıza gelir. Elime bir kargo ulaştı. Ta Almanyalardan geliyor. Bir aydır bu kargoyu bekliyorum aslında. Çünkü bir ay önce konuşmuştuk kendileriyle. Happiness Butik, yani Mutluluk Butik arkadaşlar. Instagram ve internet siteleri var. Bana takı göndermek istediler. Bana bir ay önce takı göndermek istediler. Ben de kabul ettim. Çünkü sitelerinde takılarına baktığım zaman çok hoşuma gitti. O yüzden bunu sizlerle paylaşmak istedim. Birazdan göstereceğim. Duru'dan rahat fırsat bulamıyorum. Almanya'daki Mutluluk Butik'ten arkadaşlar, Happiness Butik'ten bana bir ay önce ulaştılar. Bir aydır da kargoyu bekliyorum. Çünkü Almanya'dan zannedersem 3 hafta sürebiliyormuş kargo süresi. Ürünler de elime ulaştı. Dün ulaştı aslında ama dün videosunu çekemedim. Benim adıma sizler için bir indirim kodu oluşturdular. Elif'in güncesi diye indirim kodu oluşturdular. İnternet sitelerini ve Instagram sayfalarını ve indirim kodunu zaten açıklamalar kısmına mutlaka ekleyeceğim. Belki ilginizi çeker bakarsınız. Her yere kargoları var. Kargoları mevcut. Ürünler gayet güzel. Yani sayfaya baktığımda bir sürü seçenek var. Bana seçtiğim iki tane ürünü gönderdiler. Bir kolye seçtim, bir de bileklik seçtim. Aynı modelde seçtim, takım yaparım diye düşündüm. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yani aynı firmadan Sonja Hanım diye bir çok tatlı bir hanımla mesajlaştık. Bana ürünlerimi de hemen gönderdi ama 3 haftadır tabii kargo bekliyoruz. Sağ olsunlar. Öyle bakalım, ben de sizler için hani kabul ettim. İlginizi çeker, beğenirsiniz. Beğenen olursa bakmak ister diye. Onlar da %10 indirim uygulamak istediler benim adıma. Zannedersem belli bir miktarın üzerine %10 indirim verecekler. Zaten iletişime geçtiğinizde de bunu konuşursunuz. Elif'in güncesinden geliyorum dediğiniz zaman yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Kolye şimdi boynuma takacağım. Bilekliğimi de takayım, ondan sonra göstereceğim size. Canlarım, kolyesi bu şekilde. Küçük bir kalp detayı var ucunda. Burada da bir inci detayı var. Çok zarif, hafif bir şey. Böyle yazın gömleklerle, tişörtlerle çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben bunu seçtim siteden. Bir de buna uygun kalpli bileklik seçtim. Onu da göstereceğim şimdi. Bilekliği de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Gayet şık, zarif, incecik. Ne oldu Duru? Duman çıkıyormuş. Ne anlatıyorsun babaanneye kızım? Duman çıkıyormuş oradan, duman. Babaannenin yanından ayrılmıyorsun bugün. Ay nasıl gülüyor? Sarıl 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 aşkım. O beyaz dişlerini yerim. Aa, gülgenmiş. Kustum gibi. Orada kim varmış? Ay. Ne gösteriyorsun anneciğim? Ne gösteriyorsun? Bakayım. Oh. Nereye gidiyor? Saat 8:30. Duru erkenden uyudu. Çünkü baktım gözlerini kaşıyor. Salladım onu, sütünü de içirdim. Uyanır mı bilmiyorum. Bazen uyanıyor. Dün geceki gibi mesela. Dün akşam uyandı. Gece yarısına kadar sallamıştım. İnşallah uyanmaz.
Rıza patlak istedi. Mısır patlatacağım biraz. Kendime de Nescafe suyu koydum. Saati 12 yaptık. Duru hala uyuyor. Çok şükür bugün uyanmadı. Süt yapacağım ona şimdi, gece sütü. Onu sabaha kadar tok tutuyor. Ben de İstanbullu geline dalmışım. Neler oldu neler yani. Valla Esma evlendi, gelinlik giydi falan filan. Bu bölüm güzeldi. Normalde Gülperi'ye bakıyordum ama bu akşam İstanbullu'yu izledim. Daha yeni bitti o da. Şimdi bir iki bulaşık var. Hemen makineye atayım onları, sabaha kalmasın. Duru'ya da süt ısıtayım. Ondan sonra ben de artık videoyu falan editleyeceğim. Ondan sonra ben de yatarım. Sabah erken kalkıyoruz malum. 7'de ayaktayız. Neyse, bugünümüz de böyleydi artık gördüğünüz gibi. Yarın hafta sonu. Yarın anneme gideceğim. Artık erken mi giderim, öğleden sonra mı giderim bilmiyorum. Annemlere gideceğim. Hep soruyorsunuz annene niye gitmiyorsun, annene niye gitmiyorsun. Kışın vallahi zor oluyor. Gitmek istemiyorum çocuklarla ama yarın hava sanki iyi gibi. Böyle yağmur falan görünmüyor şu anda. Yarın bir annemlere gideyim diyorum. Kalırım, kalmaya giderim bakalım. Öyle. Neyse, yarın görüşürüz o zaman. Hoşça kalın.